bir orantımız var. Bakalım. Hafif de yan yaparız. Güzel durur. Şimdi kesim aşamasına geçelim. Kör maket bıçağımızı çıkarıyoruz ve kesmeye başlıyoruz. Tabii ki oturmayacak. Daha geniş kesmek lazım. Evet. Gemi şöyle oturtalım. Daha çok. Gerçi arka taraf oturuyor. Biraz daha yapalım. Çünkü ön tarafı hafif kaldıracağız. Yani birebir olması çok da şart değil. Gereken kısımları daha sonra dolduracağız. Ama tabii birebir kesebiliyorsanız ne ala. Ama kesemiyorsanız da dert etmeyin. Onlar da düzeliyor sonra. Yeter ki gemi istediğiniz şekle girsin. Bir de dalgaların boyuna göre. Evet, az çok girdi gibi. Bu taraf tamam. Şu taraf iyi girdi. Ama hafif de şöyle durması lazım ki şuradaki kırmızı bölüm de gözükecek. Güzelliği orada zaten. Arka tamamıyla girdi. Aslında tamamıyla girmesin de neyse. Önler kaldı. Önden biraz daha keselim bakalım. Şimdi dalga seviyeleri, gemi seviyesi yaklaşık şurada yarısına kadar keseceğim bu işi. Neyse. Buraya kadar olsa. Dalga, en yüksek dalgamız şuralarda olacak. Şöyle. Ona göre. Yani yukarıda da olacak tabii de. Daha önce beğendiğimiz bir resim vardı. Bu dalgaları yapacağız. Tabii biraz daha abartılı yapacağız. Şimdi resme baktığımızda aslında şurada şöyle bir tek parça büyük bir dalga. Sonra geliyor burada düzleniyor. Minikler. Bunları sonra ekleriz. Bize başta şu vereceğimiz kavis. Bir de rüzgarın yönü. Dalgalar bu tarafa doğru. Şöyle geliyor. Önünden gelmiyor. Şöyle geliyor dalgalar. Bu önemli. Şimdi en önemli yerlerden birine geldik. Burada rüzgarın az çok esiş yönünü şu tarafa doğru olduğunu resimde gördük. Şu tarafa. Şimdi genelde yapılan hata, bence hata şu. Dalgaları paralel çizgiler halinde yapıyorlar. Yani dalgalar şöyle, şöyle, şöyle gidiyor. Böyle dalga olmaz. Yani olur da olmaz. Çok yapay duruyor. Dalgaların düzensiz olması gerekiyor. İşin püf noktası bu. Düzensiz dalgayı becerebiliyorsanız bu işi yaparsınız. O yüzden dalgalar şöyle olabilir, şöyle gelebilir, şöyle gelir vesaire. Yani çizimde de ilk başta şurası baş bölümü birazcık yukarıda hafif kalacak. Henüz daha dalganın içine girmemiş. O yüzden
şurada bilmiyorum. Burada görüyor musunuz? Şurada bir çukurluk olacak. Sonra geminin şu bölümünde bir tane daha var. Burada pek çok yapım şeyi var. Mesela altına tutuyorlar. Tutuyorlar bunu. Altına çakmak tutuyorlar, şöyle yapıyorlar. Ben onu sevmiyorum. Şöyle bastıra bastıra gerektiğinde yapabilirsiniz. Ama ilk başta bir tane şurasında çukur yapmak istiyoruz. Böyle videoya göz kameraya gösterirken yapması zor oluyor. Mesela arada bir gözümde resimde. Hadi başlayalım bakalım. Buna da çok takılmayın. Yanlış yaparsanız filan bu da sorun değil. Onu da halledebiliyoruz. Yeter ki siz ana çizgileri belli edin. Videoya gösterirken kesilmiyormuş bu iş. Bunu da öğrendik. Evet, baş kısım biraz havada olacak. Buraları tabii ki düz düz kalmayacak. Buraları da hafif ne yapacağız? Alacağız. Evet, köpüğün kaba kesimi şimdi hallettik. Kameradan çok belli olmuyor. Şöyle yapayım. Kabaca dalgaların yerlerini belirlemeniz yeterli. Yani bunda şöyle yapalım. Evet, yan çizgimize kadar keseceğim dedim ama kesmedim. Yüzeyde kaldı. Dalgalarımızı bu şekilde hallettik gibi. Şöyle nereden parlıyor kamera?